Şevval Sam o doğduğunda takvimler 11 Kasım 1973'ü gösteriyordu. Şarkıcı Leman Sam ve Selim Sam'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Şehnaz adında bir de ablası var. Anne ve babası Şevval daha 6 yaşında küçük bir çocukken boşanmaya karar verdi. Şeval annesinden üniversite zamanlarında yazdığım bir şarkıyı Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olan Leman Sam seslendirdi. Ama en büyük şansım onun benim annem olması diyerek bahsetmişti. Oğlan çocuğu gibi büyüyen Şeval o yıllardan biraz efelik vardı. Yaşım ilerledikçe dişi enerjimle daha fazla temas etmeye başladım diyerek bahsetmişti. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünde okudu. Sanatçı bir annenin kızı olmasının da etkisiyle bu konulara yatkınlığı vardı. Ama üniversite tercihini Marmara Üniversitesi Grafik bölümünden yana kullandı. Gençlik dönemlerinde erkek çocuklarından daha fazla otomobil merakının olduğunu ifade eden sanatçı bir röportajında sanayide çalışmayı isterdim. Otomobillere karşı özel bir zevkim vardı. Hala da tamirlerimi ben yaparım, lastiklerini değiştiririm demişti. Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam ilk ve tek evliliğini Metin Çekin'le yaptı. Henüz 14 yaşındayken okul gazetesi için Metin Çekin'le röportaj yapmaya gitmişti. Sohbet sırasında Tekin'e evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusunu yönelten Sam, düşünmüyorum yanıtını alınca yemeğe çıkalım mı diye teklifte bulundu. Tekin de büyüyünce çıkarız dedi. Üniversite yıllarında Şevval Sam ve Metin Çekin'in yolları tekrar kesişti ve aşk yaşamaya başladılar. Şevval Sam 19 Metin Tekin 28 yaşındayken evlendiler. Ancak 1999'da boşandılar. Bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğulları oldu. Uzun süre İngiltere'de yaşayan Tekin Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi aldı. İngiltere'de eğitim aldığı dönemde müzikalde rol alan genç oyuncu, annesinin yolundan giderek oyuncu olmayı seçti. 25 yaşındaki Tekin, Can Sudere, Melis Sezen, Can Doruk gibi isimlerin başrolde oynadığı Sadakatsiz dizisinde Selçuk rolüne hayat verdi. Şevval Sam yıllar sonra yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Postadan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda şunları söylemişti. Evliliğe karşıyım. Hatta evlilikten hiç hoşlanmam. Test edildi, onaylanmadı. Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Bakın ben kendi penceremden bakıyorum. Evlenenlere saygım sonsuz ama ben evlenmem. Sıcakta bakmıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi. Şevval Sam 1993-1998 yılları arasında dönemin popüler dizisi Süper Baba'da oynayarak Türk izleyici tarafından çok sevildi. 1994 senesinde Müzik Ekspresi adlı müzik programında sunuculuk yaparak kameraya olan aşinalığını arttırdı. 1996'da Feride adlı dizi için kamera karşısına geçti. Oyunculuk kariyerine Aşkın Dağlarda Gezer, Karaoğlan, Martılar ve İstanbul Yıldızların Altında gibi yapımlarla devam etti. Türk halkı tarafından özellikle de Karadenizliler tarafından çok sevilmesini sağlayan yapımsa 2002 yılında geldi. Gülbeyaz dizisinde Karadenizli bir kıza hayat veren Sam gerek sevimliliği, gerek rol yeteneği, gerek ses şivesiyle çok beğenildi. Sonrasında Müjgan Bey, Çocuğun Var Derdin Var, Yine de Aşığım, Yaşamın Kayısında, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Derman, Siyah Beyaz, Yalan Dünya, Acayip Hikayeler, Bodrum Masalı gibi yapımlarda oynadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 2018 yılından bu yana da Yasak Elma adlı dizide Ender karakterine hayat veriyor. Şevval Sam'ın müzik hayatı ise 2006 yılında çıkardığı Sek albümüyle başladı. Peş peşe albümler çıkaran sanatçı 2008 yılında çıkardığı Karadeniz albümünde 16 Karadeniz türküsü seslendirdi. 2010 yılında ise eski arabesk şarkıları kendi tarzıyla okuduğu Has Arabesk albümünü çıkardı. 2013 yılında çıkardığı Tango adlı albümde Türkiye ve dünyadan modern ve klasik tangoları seslendirdi. 2015 yılında Toprak Kokusu adını verdiği konserlerden esinlenerek aynı isimli bir albüm çıkardı. Bu albümde Rumeli'den Karadeniz'e, Ege'den Kafkaslara geniş bir coğrafyanın müziklerini seslendirdi. Karadenizliler tarafından çok sevilen ve pek çok kesim tarafından Karadenizli sanılan Şevval Trabzonspor için şampiyonluk şarkısı bile hazırlamıştı. Ünlü sanatçı bu konuyla ilgili ise şunları söylemişti: "Sonradan olunur mu bilmiyorum ama galiba ben sonradan Karadenizli oldum. Karadenizlilerin bana olan sevgisi hiç kaybolmadı. Şampiyonluk şarkısını da Trabzonspor'a bir hediye olarak yaptım ve yeni albüme de koyacağım." Bir dönem karavanda kalan Şevval Sam bu durumu Cumhuriyet'e verdiği röportajda şöyle açıklamıştı. Hırsız girince evde kalamadım. Karavanda kalmak eğlenceliydi. 4 metre kareye sığabiliyorsam o kadar malın mülkün ne manası var? Oğlanın okulu başlarken tekrar düzen kurdum ama gelecekte gerçekten maldan mülkten yana hafiflemek istiyorum. Yıllardır vejetaryen olan sanatçı postadan Alev Gürsoy Cemil'e verdiği röportajda şunları söylemişti. ''20 yıl önce endüstriyelleşmeye dair bir şeyler okudum, izledim. Nefsim tatmin olsun diye bu eziyeti başka bir canlıya yaşatmaya aracı olmayacağım diye kendime bir söz verdim. Ayrıca o bir alışkanlık ve yıllarca canım et çekti. Hala canımın çektiği anlar oluyor ama yapmıyorum. Eti yumuşak olsun diye buzağların bacaklarını kırıp kafeslere tıkıyorlar.'' Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk oldu. Ünlü sanatçı kendisiyle ilgili şunları söyledi. "Gerçekten şaşırtıcı bir biçimde kendime inanamadığım zamanlar oluyor. Ben o kadar kendi dünyasında, hayal aleminde yaşayan birisiyimdir ki sistemin kurallarını düşününce şaşırıyorum." Bir de ben o kadar erken başladım ki bu işlere. Yani 28 sene olacak oyunculuğa başlayalı. Ancak aslında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarımı okudum ben. Müzik veya oyunculuk okumadım. Düşe kalka, yanlış yapa yapa bu noktaya geldim. O yüzden geriye dönük işlerimi dinleyemiyorum veya izleyemiyorum. Şunu itiraf etmem gerekirse bütün bunları öğrenmem, hayatı öğrenmemle o kadar paralel ilerledi ki oyunculuğu ve şarkıcılığı daha yeni öğrendiğimi söyleyebilirim. Geçmişte kendimi hiç beğenmediğim projelerim olmasına rağmen hala bu işi yapabiliyor olmama da çok şaşırıyorum. Aşırı derecede ve sıkıcı biçimde hatta kendimden sıkılacak kadar iyimser biriyimdir. Ya ne yapalım? Hayatta böyle deyip geçen biriyim. Bu anlamda kendiyle yüzleşme cesaretini de gösterebiliyorum. Hayat öyle çok uzaklarda aranacak bir şey değil. Varoluşun anlamını bulmak için gidip de tapınaklara kapanmaya da gerek yok. Mucizenin de suçlunun da insanın kendi içinde olduğunu düşünüyorum. Biz de Şevval hayatının geri kalanında sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz.